Merhaba sevgili öğrencilerim. 3. sınıf matematik dersi kesirlerle ilgili konu anlatım, etkinlik, problem ve test sorularını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu eklediğimiz için abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu derste sizlere kesirleri okumayı, yazmayı, bütün yarım çeyrek ilişkisini, kesirler modellerde gösterme, kesirleri sayı doğrusunda gösterme ile ilgili soru, etkinlik ve problemleri göstermeye çalışacağım. Bakın bir bütünümüz var. Burada ilk baştaki bir numaralı yerde görüyorum burada. Bütünün yarısı iki tane eş parçadan oluşuyor. Bir bütün içerisinde iki tane yarım vardır diyebilirim. Üçüncüsünde ise çeyreği göstermiş. Bir bütünde dört tane çeyrek ve bir yarımda da iki tane çeyrek olduğunu da unutmayalım. Bunları kesir şeklinde de göstereceğiz. Bir bütünü bir tam sayısıyla gösterebilirim. Eğer iki bütün olsaydı, o yeşil yuvarlaktan iki tane olsaydı o zaman iki diyebilirdim buna. Yarımı görüyorum burada. İkide bir diye okuyabilirim bunu sevgili öğrencim. Yani oradaki bütünü ikiye bölmüş bir tanesini boyadığını görüyorum. Çeyreği ise dörtte bir ile gösterebilirim. Bir bütünü dörde bölmüş, bir tanesini boyamış. Bakın, üçte bir. Aşağıdan yukarıya doğru da okuyabilirim. Bunu yukarıdan aşağıya doğru da okuyabilirim. Yani 1 bölü 3 de diyebilirim. 3'te 1 de diyebilirim buna. Çocuklar aşağıdaki sayı paydadır. 3 burada payda durumunda. Bir bütünün kaç parçaya bölündüğünü, ayrıldığını, parçalandığını gösterir. Oradaki 3'ün eşit olması gerekiyor. Yani bir bütünü sen 3 parçaya ayıracaksan eşit bir şekilde bölme işlemi yapman gerekiyor. Yukarıdaki de pay sevgili öğrencim. Payına kaç tane düşmüş onu gösteriyor. Ve pay ve paydayı ortadan ikiye ayıran, bakın burada yine oradaki çizginin adına da kesir çizgisi diyorum. Şekil olarak da gösterecek olursak bir bütün. Bakın elma bir bütün, buradaki kek bir bütün, buradaki pizzanın da yine bir bütün olduğunu görebiliyorum. Yarımda ise bir bütünün iki yarıma eşit olduğunu unutma lütfen. Bir bütün iki yarım. Bakın ilkinde iki tane yarım var. Keki ikiye bölmüş ortadan. Pizzayı da burada ortadan ikiye bölmüş. Bir bütün eşittir iki yarım. Dört tane çeyrek var yine bir bütünde. Elmayı dörde bölmüşler. Bakın burada yine pastayı dörde bölmüşler. Bunun bir tanesini ben dörtte bir şeklinde yani çeyrek olarak gösterebilirim. Pizzayı da dörde bölmüşler. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü ve dördüncü parça. Çeyreği unutmayalım lütfen. Dörtte bir şeklinde gösterebilirim. Yarımı ikide bir şeklinde gösterebilirim. Bir bütün diyorsun. Onu da direkt doğal sayılardan bir yazarak gösterebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. İlkokul seviyesi olan 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507-215-26-58 numaralı telefonu arayarak da bilgi edinebilirler. Çocuklar öncelikle yarım bütün ve çeyrek ilişkisine bakalım. Burada yarım elmalar görüyorsunuz. Acaba kaç bütündür ona bakalım. Her iki tane yarımın bir bütün oluşturduğunu unutmayalım. Bakın bu ikisi bir elma, bu ikisi bir elma, bu ikisi de bir elma. O zaman orada üç tane bütün elma vardır diyebilirim. Şöyle yapabilirsin. Altı tane yarım var orada. Bütüne çevirmek için altıyı ikiye böler ve üç tane bütün eşit olduğunu görebilirsin. Buraya baktığım zaman bakın yarım portakallar var. Yine iki tane yarım bir bütün ediyor. Burası da bir bütün, burası da bir bütün, burası da bir bütün. Saydığım zaman dört tane bütün oluşturuyor oradaki portakallar. Peki ben bunu işlemle nasıl yapabilirim? Sekiz tane yarım portakal var. Biz bunu ikiye bölersek sekiz tane yarım portakalı dört tane bütün portakala çevirebiliriz. Buradaki yarım karpuzları ve yarım ekmekleri de yine bir bütüne çevirelim. Baktığımız zaman karpuzlardan 3, 6, 9, 12, 15 tane var sevgili öğrencim. Tabii 15 tam ikiye bölünebilen bir sayı değil ama bunu şöyle yapabilirim. Yani bir tanesini görme istersen 14, 14 tane yarım 7 bütün eder. 7 bütünü yazdıktan sonra yanında da bir tane yarım var diyebilirim. 7 bütün ve 1 yarım. Yarım ekmekleri bütüne çevirecek olursam bakın her iki yarım bir bütün ediyor. Burada bir bütün var. Bir bütün burada. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve altıncısı. 12 tane yarım 6 tane bütün eder. Buraya da 6 tane bütünümüzü yazalım. Çocuklar buradaki etkinlikte ise çeyrek domatesler verilmiş. Bunu yarıma ve bütüne dönüştürmemizi istiyor bizden. Öncelikle bu domates sayısına bakalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 olduğunu görüyorum. Şimdi
32 tane çeyrek domatesi ben yarıma çevirmek istiyorsam ikiye bölmem gerekiyor. Çünkü her iki çeyrek bir yarımdır. 32'nin yarısı uzatmıyorum. 16 yarım eder. 16'yı buraya yazdım. 32 tane çeyreği ben bütüne çevirmek istiyorsam her 4 çeyrek bir bütün olduğundan dolayı 32'yi 4'e bölmem gerekiyor. 32 bölü 4'ten de 8 bütünü eşit olduğunu söyleyebilirim. Buradaki etkinliğe bakacak olursak aşağıdaki kesirleri şekil çizerek gösteriniz diyor. Bu da bizim için önemli bir etkinlik çünkü verilen şekli modelde gösterme yine bir davranıştır. Karşınıza da çıkar sevgili öğrencilerim. Baktığım zaman bunun okunuşu 5'te 2 ya da 2 bölü 5 şeklinde okuyabilirim. Ne demek bu? Bir bütünü 5 parçaya ayırmışlar ve 2 dilim yemişler. Kek örneği verecek olursak işte pastayı 5'e bölmüşler ya da keki 2 dilim yemişler. Biz bunu şekil çizerek göstereceğiz. Sizlere tavsiyem bu tarz sorularda bir dikdörtgen çizmeniz. Tabii benim kareli defterim yok. Tam eşit çizemeyebilirim ama nasıl yapıldığını size göstereyim. Şimdi baktığımız zaman burada 5 parça olacak sevgili öğrencim. Bir bütünü ben burada 5 parçaya böldüm. Bu parçaların birbirine eşit olması gerekiyor. Kareli defterim olsaydı tam eşit olarak çizebilirdim. 5'e böldüm. 2 tanesini tarayabilirim, boyayabilirim. Bu şekilde yaparsam 5'te 2'yi göstermiş oluruz. 6'da 3'ü de göstermeye çalışalım. Bir bütünü 6 eş parçaya bölüp 3 tanesini taramamız ya da boyamamız gerekiyor. Dikdörtgenimizi çizdik sevgili öğrenciler. Şimdi bunu önce 3 parçaya ayırırsam sonra ortadan bir çizgiyle 6 parçaya böldüm. Kareli defterde çok rahat yapabilirsiniz bunu. Ve 3 tanesini boyuyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü. İşte sana 6'ya bölünmüş bir kesin 3 tanesini gösterdim. Aynı şekilde 8'de 7'yi de yine şekil çizerek göstermemizi istiyor. Bizden hemen yapalım. Bir dikdörtgen çizdim sevgili öğrencim. Öncelikle bunu tam ortadan ikiye böldüm şu şekilde. Alsam. Evet. Sonra şuradan bir iki parça daha oluşturdum. 4 oldu. Ve ortadan da ikiye bölerek 8 parça oluşturdum. Bunun 7 tanesini boyayarak 8'de 7 kesrini model olarak gösterebilirim. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, 5, 6, 7. Eğer boya yoksa hani tarayabilirsin. İşte 3 tanesini taradım. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci şeklinde yapabilirim. Unutma, bütünü paydada bulunan sayıya yani 8'e böleceksin, ayıracaksın ve payda bulunan sayı kadar işte 7 tane de tarama yapman ya da boyama yapman gerekiyor. Farklı etkinlikleri göstermeye çalışıyorum sevgili öğrencilerim. Kesirler önemli bir konu. Farklı farklı etkinliklerle konunun anlaşılmasını sağlayalım. Aşağıda verilen şekillerde kesir kadarını boyarak belirtiniz diyor. Şimdi baktığımız zaman burada 16'ya bölmüş 9 tanesini taramamız ya da boyamamız isteniyor bizden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tanesini boyadım. Buraya baktığım zaman 1 bütünü 13'e bölmüş 7 tanesini boyamamız istiyor. Hemen yapalım. Birinci, ikinci, üçüncü, 4, 5, 6 ve 7 tanesini boyadım. Buraya baktığım zaman 10'a bölmüş 4 tanesini boyamamızı istiyor. 10'a bölmüş sevgili öğrencim. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. 10'da 4'ü de bu şekilde gösterebiliriz. Buradaki etkinliğe bakacak olursak bir bütünü 9 parçaya bölmüş. Hepsinde de 5 parça, 7 parça, 3 parça ve 8 parçayı boyamamızı istiyor. Bizden yapalım hemen. 9'a bölmüş 1, 2, 3, 4, 5 tanesini boyadım. Yine 9'a bölmüş 7 tanesini boyamamızı istiyor. 2 oldu, 3 oldu, 4, 5, 6 ve 7 tanesini boyadım. Diğerine baktığım zaman 9'a bölmüş 1, 2, 3 tanesini boyamamızı istiyor bizden. Buraya baktığım zaman 9'a bölmüş 3, 8 tanesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tanesini boyamamızı istiyor bizden. Çocuklar sıra geldi. Sayı doğrusunda bir kesri gösterme. Yandaki şekilde taralı kısmı kesir olarak yazıp sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor bize. Şimdi baktığım zaman buradaki modelde sevgili öğrencim bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani buradaki modelimizi 7'ye bölmüşler. 3 tanesini boyamışlar. Bu kesir 7'de 3. 3 bölü 7 de diyebilirim. Bunu sayı doğrusu üzerinde göster diyor bana. Şimdi çocuklar bunun bir basit kesir olduğunu lütfen unutmayalım. Nedir basit kesir? Bir bütünden küçük olan kesirlerdir. Ve bunlar sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır. Mesela buraya bir sıfır çizgisi yaptım. Biri hemen buraya yapma lütfen. Çünkü sen bir sıfırla bir arasını böleceksin.
Onun için biri birazcık daha uzağa yapman gerekiyor. Yani şu aralıkta bir yerde olması gerekiyor. 0 ve 1'i gösterdikten sonra paydada kaç var? 7 var. Tutup da 0 ile 1 arasına 7 çizgi atma. 6 çizgi atarsan sevgili öğrencim 7'ye bölmüş olursun. Ya tabii kareli defterimiz yok. 1. 2. 3. 4. 5. 6 ve 7. 7 parçaya ayırdım. 3 tane sıfırdan itibaren. Bunu sayma lütfen. Bu sıfırıncı çizgidir. Buradan sonra bakın. Bu birinci. Bu ikinci. Bu da üçüncü. İşte ben buna 7'de 3 diyebilirim. Buradaki kesir modeline bakacak olursak yandaki şekilde taralı kısmı kesir olarak yazıp sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor bize. Çocuklar üçgen içerisinde üçgenler var, parçalar. Baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bu kesir çizgisini çektim. 9'a bölünmüş. Kaç tanesi boyalı? Boyalı olanlara da kırmızı yuvarlak atalım. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. 9'da 5'i gösteriyor. 9'da 5'i bir basit kesir olduğunu lütfen unutma. Basit kesirler ise 0 ve 1 arasındadır. 0'ı buraya yazdık. Buraya da 1 yazdık. 3 eşit parçaya bölmeye çalıştım. Çıkan parçaları da 3 eşit parçaya bölersem 9 parçaya bölmüş olurum ve 5 tane nokta ilerleyeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. nokta. Geldiğimiz yere de burada 9'da 5 diyebiliriz ya da sıfırdan itibaren şu şekilde ok çekerek gösterebilirsin. Çocuklar buradaki etkinlikte ise bir kesirin okunuşunu yapmamızı istiyor. Baktığımız zaman yani aşağıdan yukarıya doğru genelde çıkıyor. Pastayı 3'e bölmüş 2 dilim yemiş. 3'te 2 diyebilirim buna ben. Bu 6'da 4 diyebilirim. 3'te 1 diyebilirim. Yani aşağıdaki sayı 6 mesela. 6'yı yazdın. Sonra uygun olan D, DA, T, TA ifadesini kullanıyorsun. 6'da dedikten sonra pay kısmında ne var? 1 var. 6'da 1 olarak gösterebilirsin. Mesela payda ne var? 4 var. O zaman 4T ifadesini kullanacağım. 4T dedim. Payında ne var? 1 var. 4'te 1 diyerek yine kesrimizi gösterebiliriz. Buraya baktığım zaman 6'da 2 diyelim buna da. 6'da 2. Sayının okunuşu, kesirin okunuşu bizim için önemlidir. Dikkat edin sevgili öğrenciler, dikkat edelim. 4'te 2 olarak okudum. Bakın paydasında 6 var. Bir kesiri, bir bütünü 6'ya bölmüş. Ne deriz buna? 6'da ve payında da 5 olduğu için 6'da 5 şeklinde okuyabilirim. Çocuklar konunun anlaşılması için sürekli farklı farklı etkinlikler göstermeye çalışıyorum. Aşağıdaki şekillerin boyalı kısımlarını ifade eden kesirleri yazınız diyor. Şimdi baktığım zaman burada toplamda dairelere bakacak olursam 3, 5, 6 tane var. 6'ya bölünmüş kaçı boyanmış? Bakın birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. Ben bunu 6'da 5 şeklinde de okuyabilirim. Üstten illa sırayla gitmek zorunda değilsin. Hani bir üstten, bir ortadan, bir alttan istediğin gibi boyalı boya yapabilirsin. Oradaki yeter ki kesir parçalar eşit olsun. Buraya baktığım zaman 2, 3 ve 5. 5'e bölünmüş 2 tanesi boyamış 5'te 2. 4'e bölünmüş 2 tanesi boyanmış 4'te 2. Buraya baktığım zaman 9'a bölünmüş 3 yukarıda, 2 de aşağıda, 9'da 5 şeklinde de bunu okuyabilirim. Yandaki kesri sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 8'de 6, bir bütünü 8'e bölmüş 6 tanesini yemiş. Şimdi çocuklar 8'e bölmüşsün 6 tanesini yemişsin. Peki o pasta olarak kabul edelim. Bitirdin mi onu? Hayır. Daha bitirmedim. Yani bir bütünün tamamını yemedim. O zaman bunun bir bütünden küçük, sıfırdan da büyük olduğunu bu şekilde de anlayabilirsin. Buraya bir sıfırı çizdim. Biri biraz daha uzağa çiziyordum sevgili öğrenci. 0 ve 1 arasını 8'e böleceğim. Ondan sonra da 6 tanesini boyayacağım. Bakın şöyle yapalım. Ortadan 2'ye böldüm. Çıkan parçaları da ortadan 2'ye böldüm. Çıkan parçaları da ortadan 2'ye bölersem 8 parçaya ayırmış oldum. 6 tane kadar ilerliyorum. Dikkat et. Bunu saymıyorsun. Bu sıfır çizgisi. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde gösterdim. Altına da 8'de 6 yazarsam etkinliği tamamlamış olurum. Buraya baktığım zaman yanındaki kesir sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. 9'da 5, bir pastayı 9'a bölmüş 5 tanesini yemiş. Peki pastayı bitirmiş mi? Hayır. Sıfırdan büyük, birden küçüktür. Yine buraya bir sıfır dedik. Biri biraz daha uzağa yapmamız gerekir. Hatta sonuna doğru yapalım. 9'a böleceğim. Öncelikle 3 parçaya ayırmaya çalıştım. Sonra çıkan parçaları da 3'e ayırırsam herhalde 9'a bölmüş olurum, değil mi?
9'a böldüm. Şimdi bazılar şöyle yapıyor. 0 ve 1 attıktan sonra içerisine 9 tane çizgi çekiyor. Buna da dikkat et lütfen. 9 çizgi çektiğin zaman onu 10 tane parçaya ayırmış olursun. Yani 9 parça ayırmak istiyorsan 8 çizgi eklemen gerekir 0 ile 1 arasına. 5 tane kadar ilerleyelim hemen. 0 bu. Burası 1 oldu. Burası 2 oldu. Burası 3 oldu. Burası 4 oldu ve burası 5 oldu. Hatta geldiğin noktaya da 9 ile 5 de yazabilirsin. Sevgili öğrenciler, etkinliğimiz, videomuz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bundan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar.